Minecraft'ın yepyeni bir bölümünden hepinize merhabalar dostlarım. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım çok çok iyisinizdir. Ben iyiyim ve bugün sizlerle birlikte Bedwars'lara kaldığımız yerden devam. Fakat bugün Bedwars'larda dünkü denediğimiz o 7 bed kırma olayını yeniden denemeye ve paldır küldür sağa sola kaos halinde araçlamaya devam edeceğiz. Hadi bakalım başlıyoruz. Arkadaşlar başlıyoruz. Şimdi burada birazcık işler sıkıntı. Hem de bayağı bir sıkıntı, yani böyle birazcık da değil, bayağı bir sıkıntı. Benim aklımda bir fikir var. Burayı bir normal bir şekilde pıtı 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 bir sağdan sonra araçlaya araçlaya ve 7 kill 7 bed almaya çalışarak yapacağım. Ya 7 bed almak benim için yeterli olacaktır. 7 kill almasam da olur. Şöyle bir fikir geldi aklıma. Ya zaten komşumu garanti ben kırıp ben bitiriyorum zaten. Şöyle mesela Turkaz benim komşum. Garanti bende. Ben buraya gidip burayı bitirip bundan sonra işte burada 7 tane gold alıp diğer tarafa araçlayana kadar abi zaten biz bayağı bir burada yoruluyoruz. Değil mi? Evet. Ben neden buraya geliyorum ki vakit kaybediyorum? Zaten burası benim garanti base'lerimden, garanti bedlerimden bir tanesi. Bak bir tane fire verdik mesela şu anda. Buradan ben merkeze gideyim, Ender Pearl alayım. O aldığım Ender Pearl'le de rakiplere gideyim diyorum. Paldır paldır rakiplere Ender Pearl atayım diyorum böyle patır patır. Kırıldı galiba pembeli. Mesela böyle fire veriyoruz bakın görmüş olduğunuz gibi. Ben de buradan gideyim sarıya diyorum. Mümkün olduğunca fire vermeden bir bakalım bir rushlayalım. Bizim şeyimizin dışında artık bunlar ya. Bizim kontrolümüzün dışında gelişen olaylar. Bugün ilk partımız yine başarısız olacak gibi. Ki oldu da zaten. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Burayı kır. Ya ne yaptınız dayılar ya? Şurada bir tane görüyorsunuz zaten. Ha, burada bir yerde. Ha burada. Tamam bunu al. Burası kırılmış, şurası kırılmamış. İşte böyle bir Ender Pearl kullana kullana gideyim diyorum. Umarım mantıklı gelmiştir size de. Umarım başarabiliriz arkadaşlar. Dur bir saniye. Heh. O oraya gitti ya. Niye oraya gittik o? Niye attık o bütün malzemeyi? Atmamış da olabilir. Tabii atar mı oğlum bütün malzemeyi? Niye atsın adam? Ya. Yer miyiz oğlum biz? Şurayı kırdık abi. Hop. Bunu getirdim böyle, böyle bu şekilde. Böyle bu şekilde getirdin. Tamamdır. Sonra bu şekilde getirdin. Sonra buradan bir tane daha Ender Pearl aldın. Sen gel bakayım buraya. Gel. Heh. Buraya gel. Tamamdır. Şimdi bir saniye buradan da böyle yap. Ardından geldik. Bunu yaptık. Ama şeyde gelişme var. Bu challenge'ın yapılacağına dair böyle bir şeyler var. Işık var abi, ışık. O ışığı alıyorum. Siz de alıyorsunuzdur inşallah. Tüm fonksiyonlar bana bağlı olsa challenge'da, yani tüm değişkenler, tüm her şey bana bağlı olsa, yani size şu kadarını söyleyeyim, tek atarım ya direktmen. Ben tek atarım yani. Tek atarım bak. Aa, gördü beni ya. Gördü beni. Neyse önemli değil. Önemli değil. Gördü beni ama o problem değil ya. Değişkenler bana bağlı değil. 3 tane fire verdik. Söylediğim challenge'ı yapmam için bana bayağı bir fonksiyonun, bayağı bir değişkenin bir arada olması gerekiyor. Şimdi burada base'ler birbirine normal yakınlıkta ve ben base'e birazcık uzağım. Bu sefer komşuma gitmeyeceğim. Merkeze gideceğim. Merkezdeki 8 emerald'ı alıp gelip ondan sonra artık diğer base'lere ender pearl atıp komşumu daha sonra bitireceğim. Bakalım bu sefer 4'ten daha fazla bed kırabilecek miyiz? Onu merak ediyorum. Birazcık da rakiplerimin dayanıklı olması lazım. Yani böyle bir birbirini kıramaması gerekiyor. En azından 2 dakika falan bir kıramasınlar birbirini. Kendi aralarında fight yapan takımlara ben hemen böyle bir ender pearl atarım. Mesela sarıyla yeşil arasına. Veya atıyorum pembeyle mor arasına. Veya işte başka bezle başka bez arasına. Hemen bir böyle bak işte yapma. Bunu yapma. Yani benim base'den base'e ultra agresif bir şekilde diamond'ı ve emerald'ı toplamadan gittiğim taktik işe yaramadı. Birinci firemizi verdik. Bu sefer yine başarısız bir challenge'ın ikinci parti oluyor. Bak morla turuncu. Kapışıyorlar, kavga ediyorlar şu anda, evet. Hemen oraya doğru atmam lazım benim bu malzemeleri. Maviyi verdik ikinci fire olarak. Mesela ben şu anda sürü olarak düşünüyorum. Ben şu an ne yapmıştım? Komşumu yeni bitirmiştim. Ve komşumun base'ine yeni çıkmıştım. Komşum biz sana dokunmayacağız. Dur bakalım. 4'ten 5'ten daha fazla mı kıracağız, edeceğiz? Ona bakacağım ben. Seninle bir alakam yok benim. Sen keyfine bakabilirsin. Sen bu konuda keyif yapabilirsin kardeşim.
Bizim derdimiz başka. Bizim derdimiz seninle değil. Niye böyle oldu ki? Daha birinci base. Komşum da var zaten ikinci base. Yok bu şekilde hiç olmadı. Ben de buradan seni göndereyim tahtalı köye. Gel bakayım sen buraya. Gel bakayım 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 buraya. Şöyle yapalım. Seni şuradan şöyle getirelim. Ardından bunu alalım. Sonra getirip bunu kıralım. Hop. Sen şöyle bir sakin ol bakalım. Öncelikle bir söylediklerimize dikkat edelim değil mi arkadaşlar? Şu görünmez arkadaşa birisi göründüğünü söylesin ya. Şuna birisi göründüğünü falan söylesin ya şuna. Birisi göründüğünü falan söylesin ya lütfen rica ediyorum. Şunu aldık, bunu aldık. Ya her taktiği deniyorum. Ama olmuyor ya işte. Bu challenge birazcık acayip zor ya. Burada da 3 bet kırabildik arkadaşlar. Maalesef. Heh, tamamdır. Çok güzel oldu. Helal size. Helal size, helal size, helal size. Bak buradayım gördün mü? Ya 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 işte bu kadar. Harika. Gelelim şunu şöyle yapalım bir. Agalar yani böyle olmadı. Ya böyle olmadı ya. 3 bet oldu bu sefer de. 4'ten 3'e düştü. Ama bu taktik işe yarar diye düşünüyordum ya. Birazcık dayanıklı olsa beyzler belki işe yarayabilir. Yorumlara yazın. Oyunları kazandığım için mutlu değilim. Bunun bir şekilde olması ve gerçekleşmesi lazım. Med'e gittim. Olmadı. Farklı bir taktik denedim. Olmadı. Daha az bet kırdık. Şimdi yandan yana gidiyorum. Arada 2-3 tane free veriyoruz. 5 tane, 4 tane falan kırıyoruz falan. Değişik şeyler oluyor. Başarılı değiliz şu anda. Gerçekten bu başarısızlık birazcık beni tilt ediyor. Yorumlara fikirlerinizi mutlaka yazın. İşte abi şöyle olacaktır, böyle olacaktır, şöyle yaparsın, böyle yaparsın falan yazın yorumlarınızı. Bakalım bakalım bu sefer kaç fire vereceğiz. Yani bu şu an olmayabilir bu challenge. Ki zaten olacak gibi de gözükmüyor. Olacak gibi de gözükmüyor kardeşim. Şöyle yapalım seni aşağı gönderelim. Bu ne ya böyle? Hop. Hadi be tüh. Yahu işte bak mavi kırıldı bak. Mavi fire verdi şu anda. Mavicim 2 dakika dayanabilsen olmaz mı? Mavinin komşusu kim ya? Yeşil. Yahu azıcık bir dayanabilsen keşke ya. Peki bunu o Hypixel'deki çok sevdiğimiz yabancı YouTuber'lar nasıl gerçekleştirdi? Nasıl bunu bir başardı? Nasıl yaptı? Sorum budur arkadaşlar. Sorum budur. Acaba nasıl gerçekleştirdiler? Şuradan gideyim pembeyi kırayım. Oradan gideyim. Sarı zaten kırık. Ondan sonra sarı zaten kırmış orada. Şuradan şunu alalım biz. Bunu alalım. Zaten bedimizi şeyimizi almışız zaten her şeyimizi. Bunu da al. Bunu da al. Evet. Şimdi bir dakika. Rushlamayı hızlandırmamız lazım. Biz kırıldık. Biz önemli değiliz zaten. O önemli değil. O biz hiç önemli değiliz. Önemli olan base sayısı. Kankam sen ne yapıyorsun ya? Hop şöyle yapayım ben ya o zaman. Bu 3 free'yi kapatamıyoruz ya. 3 free'yi kapatamıyoruz. Vallahi garip oldu ya. 3 free kapanmıyor abi. Çok acayip. Gene 4 tane bet kıracağız. Yani tamamıyla mid'e endekslendiğim oyunlarda da 3-4 tane kırıyorum. Base'den base'i hunharca araştırdığım oyunlarda 4. Dün bir kere bir 5 mi kırmıştık? Kaç kırmıştık bilmiyorum ama. Öyle bir şeyler oldu. Değişik enteresan şeyler oluyor ya. Şimdi dayıcım ne yapıyorsun dayıcım? Bana mı geleysin? Bana mı geleysin? He? Bana geleysin. Evet oradan geldin. Evet oradan geldin kanka. Şuradan geldin kanka. Buradan geldin. Şuradan geldin. Buradan geldin. Ama yanlış yere geldin kanka. Orası yanlış adres kankacığım. Şöyle yapalım istiyorsanız sizi. Şöyle bir yapalım ya. Bir tane daha yukarıda bir şeyler gördüm ben ya. Uçan bir şey gördüm ha ben. Uçan bir şey gördüm ha orada. Harbiden uçan bir şeyler gördüm ben. Önemli olan bet sayısı. Bed'i kırdık. Abi önemli olan bet sayısıydı. Aldık buradan bunu. Selamünaleyküm dayıcığım. Bir spawn oldu mu artık gittin tamamdır. Okey. Tamam. Çok farklı bir yerlere geldi artık o değişkenler. Dayım sen misin diyor. Ya, dur bir saniye. He benim de challenge yapıyorum ya. Of ya erkek. Erkek. Lan oğlum Bedwars'tayım lan dur challenge yapıyorum 4 tane kırdım gene olmadı ya. Bir tane daha denesem mi acaba? Deneyeyim ya. Olmuyor ki. Ne yaptıysak boş, ne yaptıysak olmuyor ama mavi diyor ne? Mavi diyor efem. Mavi diyor efem takım diyor. Niye? Ne takımı ya durun. Takım makım yok durun.
Ben 7 tane bet kırmaya çalışıyorum oğlum. Oydu. Ben 7 tane bet kırmaya çalışıyorum ben. İşim gücüm var. Bir sürü challenge melunca uğraşıyorum ben. Zor challenge'larla uğraşıyorum ben. Zor zor. Yani bu challenge'lar bayağı bir zorlayacak bizi. O yüzden böyle oynamam lazım yani benim. Tamam. Anlaşıldı. Bence anlaşıldı. Hadi bakalım başlıyoruz. Bence adamın base'ine kadar geldik. Güzel oldu. Hop şöyle bir yapalım. Atalım seni. Atabildik mi? Attık. Ben şimdi buradan kırabilir miyim o spawn olana kadar? Kırarım ya o spawn olana kadar da. Evet buradan arkamıza düşmeyelim diye o alanda kaldık. Hadi ne olur bak sakin olun. Hemen yapacağım bu challenge'ı hemen. Kırılmayın. Lütfen kırılmayın tamam mı? Turkuaz sana geldi. Mor kardeş heh. Aferin sana mor. Helal lan sana mor. Aferin lan sana mor. Dur bir saniye kanka. Kanka bir saniye. Ya şimdi... Ya hayır. Hayır hayır hayır. Fire verdik gene. Gene bir fire verdik. Olmadı. Olmuyor 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 istesek de. Şöyle bir getirdik. Böyle bir getirdik. Seni de aldık. Oradan da şuraya araştıracağız. 4 tane de burada var. Ya plan program falan filan sıfır yani. Ya kırılmayın bir azıcık. Bir durun be bir kırılmayın bir... Durun be kardeşim bir azıcık bir dayanın bir dayanıklı olun bir dirençli olun ya kardeşim vallahi bir dirençli olabilin ya artık vallahi. Hayır be. Gel buraya. Bunu yapmak zorundaydım. Tamam bunu yapmak zorundaydım abi. Evet ya. Bir de derler ki Erşen midde oynuyor mid olmadan oynayamaz. Ya fıldır fıldır rushlıyor işte daha ne bak 7 tane bedi bu şekilde kırdılar yabancı youtuberlar. Biz de bu şekilde yapmaya çalışıyoruz olmuyor. Kardeşim altıma bir ateş topu atarsın sen muhtemelen. Dayı gidiyor la galiba. Gidiyor bu dayı. Tamam bu da gitti. Tamam. Ne kaldı ki geriye şimdi? Hoppa. Şöyle bir geldik kanka. Şöyle bir yapalım tamamdır. Sen bir git. Biz de buradan devam edelim de. Şu tarafa doğru devam edelim. Onu da bitirdik de 5. olmuş olacak da yani. Olmadı be 2 tane fire verdik. Çok yaklaşıyoruz ama fark ediyorsanız bayağı bir yaklaşıyoruz. Bayağı bir yaklaştık biz bu challenge'ı yapmaya. Bezle değildir herhalde. Bir de fokuslandım yani bir de son partta böyle olan acaba bu partta yapabilir miyiz falan diye. Fokus oynadık yani birazcık da. Harbiden aşağıtlısı şu anda var ya döner harbiden. Aşağıtlamış olsa çoktan dönmüştü. Şimdi buradan geliyoruz arkadaşlar böyle yapıp böyle yapıp böyle yapıyoruz. Bir de buradan bunu yapıp merkeze gidiyoruz. Bir umut var şu anda bizde. Yani bir umut var. Yapabileceğimizi inanıyorum. Yapabileceğimizi düşünüyorum arkadaşlar. Yani bence gayet başarılı bir challenge geçirebiliriz. Yani olmadı. Bu videoda da olmadı. Yani yapabileceğimiz en hızlı rush yaptık yine olmadı. Maalesef. Yapacak bir şey yok. Video bitti. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.